Aslında ben başlangıçta ifade ettim. Asayiş ve göç. Evet. Sizin en önemli e, görev alanınız asayiş sağlamak esasında ama son dönemde belki asayişle eş değer belki de daha fazla konuşulan bir meselemiz de var. E, o da göç meselesi. E, bu konuya ilişkin de ayrıntılı sorularım olacak ama şöyle bir genel ülkenin asayişine bir bakalım istiyorum. E, sosyal medyanda etkisiyle son dönemde bazen bir olayın çokça konuşulduğunu bağlamından koparıldığını bazen gerçekleşen olayların sanki ülkenin genelinde her gün her saat böyle olaylar yaşanıyormuş gibi algılandığını görüyoruz gerçekten öyle mi Türkiye'nin asayiş durumu nedir asayiş oranlarında önceki yıllara nazaran azalma artma nedir tablo aslında tam da bunu sizlerle bugün konuşmaya geldim öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için hem sizlere hem de Habertürk ailesine teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizi izleyen sevgili vatandaşlarımıza da hem hayırlı akşamlar hem de sevgilerimi, saygılarımı iletmek istiyorum. Sağ olun. 4 Haziran 2023 Sayın Cumhurbaşkanımız kabinesini açıkladı. İçişleri Bakanlığı görevi bize tevdi edildi. O günden bu yana biz gece gündüz demeden 600 bin mesai arkadaşımızla birlikte Türkiye'nin huzur için çalışıyoruz. Aslında geldiğimiz ilk günlerden beri Fevzi Bey, siz de çok iyi biliyorsunuz, bütün vatandaşlarımız da biliyor. Hep iki kelime dilimize pelesenk olarak dökülüyor. Türkiye'nin huzuru. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle bir asrını tamamladığımız bu yüzyıl, Cumhuriyetimiz kurulduğundan beri ikinci asırla ilgili hedeflerimiz var. Türkiye'nin yüzyılı diyoruz. Onun liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye idealiyle çalışıyoruz. Hep beraber çalışıyoruz. Ama Bizim bakanlığımızı ilgilendiren, 600 bin mesleği arkadaşımı ilgilendiren hı. Türkiye yüzyılında bu yüzyılın bize gösterilen hedef huzurun yüzyılı olması. Peki huzurun yüzyılı olmasıyla ilgili neler yapıyoruz? Aslında çok yakın zamanda 24. yaş günü kutlanacak partimizin. Hı hı. 22 yıldan beri hükümetler iş başında Sayın Cumhurbaşkanımızın o günden yani ilk günden bugüne kadar terörle mücadele, organize suç örgütleriyle mücadele, uyuşturucuyla mücadele ve düzensiz göç, göçmen kaçakçılığıyla mücadele bizim temel odaklandığımız alan. Ama az önce siz de ifade ettiniz asayişle ilgili. Yani kişilere mal varlığına karşı başta olmak üzere tüm asayişle ilgili suçların tamamında da biz önleyici hizmet vermek ve eğer bir suç da işlendiyse en kısa zamanda bunu aydınlatıp götürüp adalete teslim etmek. İçişleri ailesinin temel görevi bu. Ve biz bunu gece gündüz demeden, daha başında demeden, dar sokaklarda, çıkmaz sokaklarda demeden, her yerde ama her yerde bu misyonla, bu e, hedefle çalışıyoruz. Birazdan da göreceksiniz... E, asayişle ilgili yani mal varlığına karşı ve kişilere karşı işlenen suçlarla ilgili biz aslında hep şunu söylüyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın basitçe iki kelimeyle görevini nasıl anlatabilirsiniz? Önlemek birinci kelime. İkincisi yakalamak. Ve bütün bunları yaparken de göreve başladığımız ilk gün söylediğimiz cümle şu. Hukuk, hukuk devleti ilkelerinden ve insan haklarından asla ama asla taviz vermeden bu e, samimiyetle, bu cesaretle, bu kararlılıkla da yol yürümeye devam edeceğiz. Göreve başladığınız ilk günde bunu söylediniz. Aynı Sonrasında bunu Ankara'da e, Ankara temsilcileriyle yaptığınız buluşmalarda hep bu vurgu hukuk devleti vurgusu vardı. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Ben 33 yıl İçişleri ailesinin bir evladıydım. Hı hı. Kaymakam adaylığından başlayıp 16 senenin üzerinde 5 vilayette valilik yaparak e, 33 yıl oldum. 11 yılında. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde çalıştım. Asayişle ilgili eğer kapsının önünde park ettiği bir bisiklet veya bir motosikleti çalınan bir yurttaş için, bir vatandaş için o gün dünya başına yıkılmıştır. Evet. Ne yapıp edip o malını bulunması lazım. Onun en değerli malı. Evet, evet. Yani o gün ekranda dünyanın en önemli haberlerini izlerken onun aklı her zaman oradadır. Dolayısıyla Huzur aslında kişilerin ve toplumun canını yakan, onu üzen, onu inciten, onu kıran, ister mal varlığına ister kendisine ne olursa olsun arkadaşlarımızla beraber valilerimiz, onların emrindeki kolluk birimlerimiz yani jandarma, emniyet, sahil güvenlikle beraber hep performans kriterleri getirdim bakan olarak, bakanlar olarak. Dedi ki biz şu suçlarla ilgili örneğicilik gücünüzü sınayacağız, bakacağız. ...hedefimiz hı hı. şu... ...yakalamalarla ilgili şu... ...birazdan tablolar gelince bunları daha detaylı... Bu arada, ...paylaşacağız. Asayişe evet. dair bir... E, Şimdi, ...tablomuz geldi. Dilerseniz ta, tablo, evet, tablo üzerinden konuşalım. Bu bizim... ...ilk tablomuz ve hı hı. Fevzi Bey... ...dedik ya... ...olay sayısını, suç olay sayısını... ...düşürmek... ...daha sonra da aydınlatıp adalete teslim... ...etmek hı hı. dedik. Şimdi 1 Ağustos... ...özür diliyorum 1 Ocak 5 Ağustos... 2024, yani 215 gün, yılın evet. ilk 215 gününü geçen yılın aynı periyoduyla kıyaslıyoruz. Biz her zaman bu şekilde çalışıyoruz. Tamam, bir önceki yılla evet. kıyas yapıyoruz. Ve bu rakamlar Adalet Bakanlığı UYAP sisteminden, Emniyet Jandarma Birimleri kendi bölgeleriyle ilgili aldıkları rakamlar olduğunu da kısaca bir açıklayalım. Hı -hı. Bakın, bu periyotta toplam olay sayısı en altta 171.196'dan, %27,1 olay sayısını biz düşürmüşüz. Asayiş olayları bunlar. Mal varlığına karşı. Bak evet. suç türleri orada. Kapkaç, otonan tamam. hırsızlık, yan kesicilik, motosiklet hırsızlığı, oto hırsızlığı, evden hırsızlık, iş yerinden, kurumdan hırsızlık, yağma, dolandırıcılık. Tamam. Bu 9 suçun toplamı bu 215 günde 224 2024'ü kıyasladığımız zaman %27,1 olay sayısını düşürmüşüz. Dünyadaki bütün güvenlik birimlerinin ve onun başındaki siyasi hükümet bir hükümetin bakanlığın tek amacı budur. Performans hı hı. ilk önce bundan ölçülür. Bir önceki periyotta... Başarıyı ölçüyorsunuz. Periyod. İkincisi de şu. Buyurun. Yüzde on aydınlatma oranı bakın yüzde altmış virgül dörtten yüzde yetmiş yediye çıkarmışız. Yine bir yıllık periyotta. Aynı bu periyotta. Bir Ocak, 5 Ağustos hı hı. 2024. Yani 215 gün diyoruz. İlk Bizim bu e, evet. 2024'ün 2023'te kıyaslıyoruz ama burada biraz detay verelim. Vatandaşlarımız bunu görecek. Bakın, bu periyotta 2024-2023'te kıyasladığımız zaman evden hırsızlık geçen yıl bir günde ortalama 167 olurken 89'a düşmüş. Yani yüzde %46, 46,4 azaltmışız. Neredeyse iki de bir, yani yarı yarıya düşürmüşüz. 5 hırsızlık turu var. Bakın otodan hırsızlık %57.2. Yan kesicilik %53.6. Motosiklet hırsızlığı 49.3. Oto hırsızlığı 46.6. Evden hırsızlık. Bunların bakın günlük ortalamalar da var. Kapkaçı 7'den 3'e günlük. Otodan bir günde oto 57 çalınırken 24'e düşmüşüz. Bütün rakamlar bu. Tabi bunun yüzde de... %27'lik bir Azalış var. Hı hı. Ortalama. Topyekun bir mücadele. Ama hırsızlık geldi. da 47'nin üstünde. Öyle mi? Yani 5 hırsızlık türü. Bakın yukarıdan ha, evet. başlıyorum. Otodan hırsızlıktan evden hırsızlığa hı varıncaya hı. kadar. 5 hırsızlık türünde 47, %47'nin üzerinde bir ortalamayla düşürmüş. Üyümüz. Aydınlatma oranı. Aydınlatmaya gelelim. Aydınlatma da geçen yıl %61,5... Şimdi %77. Şimdilik. Ben biliyorsunuz illerde huzur toplantılar evet. yapıyorum. Ve orada valilerimizi emniyet jandarmalarımızın kendi bölümleriyle ilgili yani kendi görev alanlarıyla ilgili bu performanslarını alıyorum. Ve nereden nereye getirdiklerini orada. Bir karne var galiba. Var tabii. Çünkü yani biz analitik çalışıyoruz. Yani hedefli çalışıyoruz ve benim emniyet müdürlerimin jandarmamın, sahil güvenliğinin performans kriterlerinin başında Olay sayısı kendi yaptığı görev döneminde ne kadar aşağı indirmiş, aydınlatmayı ne kadar yukarıya çıkarmış. Çünkü vatandaşımızın yanına gittiğimiz zaman, onların yanında gezdiğimizde yani hemhal olduğumuz zaman, konuştuğumuz zaman diyor ki hırsızlık oğlum diyor. Geçen senedikten gözde görünür derece düşü diyor. Biz diyor 4 aydan beri bu mahallede bir hırsızlık olay olmadı. Eskiden böyle değildi diyor. Şimdi bunu yakalamamız lazım. Ki, vatandaştan bu geri dönüşü görmeniz lazım. Görmemiz lazım. Dolayısıyla ben bütün mülki idare amirlerimizi, valilerimi, kaymakamlarımı ve güvenlik birimlerimizi diyorum ki bir karne mal varlığına, kişilere karşı asayiş hususlarında evet. sahada önleyicilikle ilgili gücünüzü, performansınızı göstermeniz lazım. Gösteriyorlar da. Gösterdiler. Nitekim bu bütün 600 bin içleri ailemizin e, 215 gündeki performans bu noktada ama şunu da söyleyelim. Biz de hükümet olarak, devlet olarak kararlıyız.